Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon. Öncelikle şeklin açıklamasını yapayım. Burada bir çift akciğer görüyorsunuz. Sol akciğer ve sağ akciğer. Altta kalp var. Kalbi dört odacıklı olarak çizdim. Bakın bu sağ kulakçık. Bu sağ karıncık. Sol kulakçık ve sol karıncık. Kalbin dört odacığı işte bunlar. Kalbe giren ve kalpten çıkan birçok damarı şekle dahil etmedim. Çünkü amacım tek bir damarı vurgulamak. Adını da koyalım. Pulmoner arter veya atar damar. Mavi ile çizdim ki bu damarın düşük oksijenli kan taşıdığı belli olsun. Arter yani atar damar olmasının nedeni kanı kalpten uzağa taşıması. Bu yapının tamamına pulmoner arter deniyor. Bu sağ pulmoner arter, bu da sol pulmoner arter. Tekerleme gibi oldu değil mi? Bazen söylemekte zorlanıyorum biliyor musunuz? Her neyse. Kan sağ karıncıktan çıkıp bu damara giriyor. Pulmoner arter dakikada 5 litre kan taşıyor. Yazıyorum. 5 litre. Yani bu damar sağ ve sol akciğere çok büyük miktarda kan götürüyor. Kanın bir kısmı buradan sol akciğere, bir kısmı da buradan sağ akciğere geçiyor. Normalde de olması gereken bu zaten. Şimdi diyelim ki bir şeyler yiyorsunuz. Mesela yer fıstığı yiyorsunuz. Bir de severim ki. Neyse. Derken fıstıklardan biri aniden nefes borunuza kaçıyor. Umarım böyle bir şey başınıza gelmez çünkü bu korkunç bir şey. Ama diyelim ki geldi. Fıstık bu şekilde ilerliyor. Şimdi ana bronşlardan birine girerek ya sağ ya da sol akciğere geçecek. Yani sağ ana bronşa ya da sol ana bronşa girecek. Şekle bakarak fıstığın sağ ana bronşa girme olasılığının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yer çekimi bunu gerektirir. Genellikle sağ ana bronşa bir cisim kaçma sıklığı daha yüksektir. Çünkü sağ ana bronş daha diktir. Zaten bu şekilden de belli oluyor öyle değil mi? Evet, fıstık oraya kaçıp orada kalıyor. Soru şu, ne olur? Şimdi röntgen gözlüklerimizi takalım ve bir bakalım. Ciğerlerde olacakları bu şekiller üzerinde göstereceğiz. Burada 5 alveolden oluşan bir alveol salkımı görüyorsunuz. Alveoller bunlar. İsimleri sadece bu şeklin üzerine yazacağım. Sonuçta iki şekilde aynı. Alveollerin yanı sıra bir pulmoner arteriol yani atar damarcık ve bir de kılcal damar görüyorsunuz. Mor olan kılcal damar. Morla göstermemin nedeni burada bir gaz alışverişinin gerçekleşiyor olması. Bu noktada bir miktar karbondioksit atılırken kana bir miktar oksijen giriyor. Yani morla çizmemin nedeni bu. En azından biz gözümüzde bu şekilde canlandırıyoruz. Kan bu yöne akıyor ve kılcal damardan hemen önce arteriol yer alıyor. Yazıyorum, pulmoner arteriol. Akciğerdeki atar damarcıklara bu ad veriliyor. Bu arteriol ve kılcallar alveollerin çok yakınından geçiyor. Şimdi nefes borusuna fıstık kaçması durumuna geri dönüyoruz. Sol akciğer halinden gayet memnun. Bu alveol çok mutlu çünkü oksijenle dolu. Bu videonun ana fikri de bu. İki akciğere ve dolayısıyla alveollere giren oksijen miktarında bir fark oluşuyor. Bakalım sağ akciğerde neler oluyor? Bu alveol halinden hiç de memnun değil. Çünkü sağ akciğere giren oksijen miktarı çok düşük ve alveole gelen oksijen miktarı çok düşük olduğunda ilginç bir şeyler gerçekleşiyor. Arteriol üzerinden gösteriyorum. Arteriolde bol miktarda bulunan düz kas daralıyor. Daralmasının nedeni alveolden arteriole gönderilen bir oksijen seviyesi düşük sinyali. Bu sinyalin nasıl gönderildiği ve nasıl işlediği halen yoğun bir şekilde araştırılıyor. O yüzden şimdilik sadece böyle bir sinyal var demekle yetiniyoruz. Yani sonuçta bu arteriol daralıyor. Bunu bir boru olarak düşünürsek, çapı azalıyor diyebiliriz. Kan akışı halen devam ediyor ama eskisine oranla çok daha büyük bir dirençle karşılaşıyor. Buraya kadarki kısmı özetleyelim. Evet, alveoldeki oksijen miktarı çok düşük bir seviyeye indi. Alveol bir arteriole bir sinyal gönderdi.
Bu sinyalin sonucu olarak arteriyol daraldı. Ve biz biliyoruz ki çap daralınca direnç artar. Bölgeye gelen oksijen miktarı çok düşük seviyelere indiği için damar direnci çok büyük oranda artıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki, bu çok da önemli bir şey olmasa gerek. Sonuçta tek bir alveol salkımından söz ediyoruz. Hem damar direnci birazcık artsa ne olur ki? Kime ne zararı dokunur? Gerçek şu ki, size çok büyük zararı dokunur. Unutmayın, bu sorundan etkilenen sadece tek bir alveol salkımı değil. Sağ akciğerde yaklaşık 250 milyon alveol bulunuyor. Sol akciğerdeki alveol miktarı da buna çok yakın. Bu kadar çok sayıda alveolün tamamı aynı sorunla karşılaşınca, üzgün suratların sayısı da birden milyonlara fırlıyor. Tabii milyonlarca üzgün surat çizemiyorum buraya ama sonuçta bu akciğerin tamamı oksijenden mahrum kalıyor. Diğer akciğerde ise işler gayet tıkırında. Bu taraftaki alveoller hallerinden gayet memnun. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyorlar. Özetle sol akciğerde her şey yolunda ama sağ akciğerin durumu vahim. Tüm bu alveoller aynı sinyali gönderdiği için damar direnci artıyor. Yani kan sağ pulmoner arterde çok büyük bir dirençle karşılaşıyor. Dolayısıyla kanın büyük bölümü sol akciğere gitmeyi seçiyor. Tabii kan düşünebilen bir varlık değil ama sonuçta önünde iki yol var. O da kolay olana giriyor. Neden sağdan gidip o kadar dirence maruz kalayım ki diyor. O yüzden de solu seçiyor. Sol pulmoner arterden geçen kan miktarı bayağı bir artarken, sağ pulmoner arterden geçen kan miktarı büyük oranda azalıyor. Yani bu akciğerdeki kan akışı artıyor. Kan akışı arttığında perfüzyon da artıyor. Perfüzyon sözcüğüyle sık sık karşılaşacaksınız. Sol akciğerde perfüzyonun artması demek, bu akciğerin daha fazla kanla beslenmesi demek. Sağ akciğerdeki alveollerin yaptığı bu hileye, yani oksijen seviyesi düştüğünde kanın diğer akciğere yönlenmesine bir ad verilmiş. Yazıyorum buraya, hipoksik, düşük oksijen seviyesi demek. Pulmoner, akciğerle ilgili demek. Sonuçta olay akciğerde gerçekleşiyor. Vazokonstriksiyon, bu da damarların daralması anlamına geliyor. Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon. Çok süslü bir isim değil mi? Halbuki az önce anlattığım sürecin adı sadece. Oksijen seviyesi düşünce alveoller arteriyollere bir sinyal gönderiyor. Sinyali alan arteriyoller daralıyor. Sonuçta damar direnci artıyor ve kan diğer tarafa akmayı seçiyor. Ben bunu kanın oksijeni kovalaması olarak aklımda tutuyorum. Kan oksijeni kovalıyor. Siz de bu şekilde düşünebilirsiniz. İnanın hatırlamak daha kolay oluyor.